İlk bir araya geldiğimizde İlk bir araya değil ya, ilk böyle beraber oynamaya başladığımızda diyeyim bence. Yok, ilk böyle kadro belli olduğunda demek daha mantıklı değil mi? İsimler belli olduğunda. Kadro ilk oluşturulduğunda zaten biz başarılı olabileceğimize kadro ilk oluşturulduğunda zaten iyi takım. Abi oluşturmak çok saçma değil mi ya? Başka ne diyorlar? Kadro ilk kurulduğunda zaten biz başarılı olacağımıza inanıyorduk. Hepimiz yetenekli oyuncularız. Kadroyu zaten... Abi ilk defa bu kadar uzun oluyor bak. Kadroyu... Her erkeğin başına gelebilir. Kadroyu kurduğumuzda mı diyorduk? Kadroyun başından beri... Kadro ilk kurulduğunda biz zaten başarılı... Abi mimiklerin... Bak gülüyorsun. Bir anda ben çok ciddi oldum. Ciddi olunca sen gülme diye... Ciddi olunca da gülüyorsun. Tamam, bak bana abi, yoksa daha çok gülerim. Kadro ilk kurulduğunda biz zaten başarılı... Kızardın mı bu arada ya? Kamerada kızardın mı sen? Yok, hayır. Şöyle bir rahatlayayım ya. Kadro ilk kurulduğunda biz zaten başarılı olabileceğimize inanıyorduk. Bence takımdaki herkes çok yetenekli. Oyuna başladıktan sonra da bence iletişimimiz çok iyi gelişti. Zaten öncesinde birbirimizi tanıyorduk dediğim gibi. Herkes de iyi insan, yani olumlu herkes. Şu an bayağı iyi durumdayız. Ligde de, ev içinde de, yani her şekilde. Koçlarımız olsun falan. Yani şu an çok mutluyuz. Şu an bence en iyi halimizde değiliz. İyi yaptığımız şeyler var tabii ki de. Ama daha farklı şeyler de yapmamız lazım. Tek bir yolla başarılı olamayız bence. Yani Türkiye'de başarılı olsak bile yurt dışına gittiğimizde patlar yani, büyük ihtimalle tutmaz gibi geliyor. Daha çok yolumuz var. Zaten ligin daha ilk yarısı bitti. Daha iyi olacağız ilerleyen zamanlarda. Onun için çalışıyoruz. Dark Beast'i geçen hafta 2-0 yaptılar. Bence bu onlara iyi bir motive sağlamıştır. Yani bu hafta da iyi çalışmışlardı büyük ihtimalle. Ama biz daha iyi bir takımız bence onlara göre şu an. Bu hafta da bir sıkıntı olmazsa yeneriz gibi geliyor. Sol taraf niye? Cem'in farmı atın. Gerçekten var da. Ne? Gelseniz Cem'in de niye kadar? Bugün eski takımım Dark Beast'e karşı oynadık. Bayağı eski. Biliyorsunuz zaten iyi oynamaya başladığım dönemdeki zamanında orada oynuyordum. O zaman da Fab Sub'daydı. Böyle bayağı kariyerime onu solo killerlik falan girmiştim zaten. Jace oynuyordum. Buraya mı girdik? İlhan başlıyor. Adam o kadar üşengeç ki matayı doldururken tabure çekmiş öyle. Oha! Bizim eve de lazım böyle bir şey. Abi bu tabure zaten benim için diyorum. Bak, teknoloji gelişmiş abi. Bu taburen niye burada diyorum. Bugün de aslında böyle GP alırlarsa Jace almayı falan düşünüyorduk. Blue Side GP alsalar. Böyle biraz hyped'dim böyle. Biraz kendime bayağı güveniyordum. Yani carry oynayacağımı düşünüyordum bugün bayağı. Uzun aradan sonra. Aatrox aldılar. Bayağı bir kontram vardı aslında. Bir sürü counter vardı yine ama Camille'e gitmek istedim. Daha iyi olabileceğini düşündüğüm için. Hani maçın gününde sabahında bir maçta Camille falan oynamıştım böyle. Elim ısınıktı aslında ama koridoru bayağı kötü oynadım. Normalde yapmam gereken şey işte ya W açıp farmları almaktı, ilk 3 farmı vesaire. Ya da Q açıp adama trade atmamdı ama bayağı trollediğim için Aatrox'un ilk 2 Q'sunu falan yedim hiçbir trade atamadan. Direkt lane adama verdim. Öyle olunca da üzerime bindi yani açıkçası. Bir 10-15 CS lead falan, 30 CS lead falan oldu. Beyler, daha siz konuşacağız. Bağlamamıza gerek yok, beni yazabiliyoruz. Sonra Karu diye bir kardeşimiz var, seninle oynuyor. Sağ olsun dedi, sen çok eziliyorsun kardeşim. Sana bir yardım edelim dedi. Topa koştu işte. Zaten FAP'ta alışık. Oradan genk geliyorlar, buradan genk geliyorlar. Gelin kardeşim falan. Öyle hallettik. Sonra benlikleri, killleri topladım. Ondan sonrası zaten Camille çok bozuk bir karakter olduğu için abi. Rakip de Camille'e karşı çok bir şey yapamadığı için. Fightları oynadık. Öyle kazandık yani.
Gaz Kolbe Hasard'ı sadece absolut üzerinde kullanıyor ve bu senaryonun yaşanacağını söylemiştik. Ragnar geldi kancı atışıyla, Jinx'i buldu arkada. Hasar bile veremedi ve şu anda Typhoon da işleri bırakmak zorunda kalıyor. Dark Passage adına felaket yansı. Tam Kench'in bunu bırakmaya niyeti yok. Ay, İçeride köfteyi yakaladı Ragnar 3'te 3. Fab'ın da başı derde girecek. Birinci değil yarası yükü, ikinci değil yarası yükü. Üçüncüsü geldi, bir daha ham yaptı orada. Beşinci Ragnar 4'te 4 yapacak herhalde Dark Passage. Jinx'i beklemek istiyorlardı ama Supermassive'den bu ejderi almaya çalışmak. Çak sıçrası yok, 2000 can, 1700 can. Baron gidiyor, Baron gitti, Lilia'da kaldı. Diğer tarafta Ragnar'la Tarkin'e birebir. Savaş çok zor, senin de söylediğin gibi. Ama burada Dark Passage birazcık daha iyi gidiyor Kodra. Gibi derken Kodra kötü pozisyonda kaldı. Kodra nasar veremeyecek, pozisyon kalmıyordu sonunda. Heyecanlanmayı başardı bu noktada. Runa'nla beraber ama içeri girer Ragnar. Jinx çok kritik bir pozisyondaydı burada. Ragnar da bunun farkında, 3'te 3 geldi. Birisi ölüyor, sinirleniyor, dönüyor, diğerini öldürüyor. Ama sonuçta gülen taraf Supermassive olacak ki Baron'la beraber en azından iki tane inhibitor çıkabilir buradan. Aynen öyle. Çok geç kaldım. Ama abi, biraz mutsuzum koridoru kötü oynadığım için. Çünkü baya aslında kolay oynayabildiğim bir koridor. Matchup. Baya kendi hatam, trollediğim için kaybettim yani. O biraz üzüyor beni. Sen niye oynadın? Ben sana... Çok oynadım. Yok. Hepiniz çok oynadınız. Her iyi oynadık. Hatalar yaptık. 3 tane sürücü nokta yaptık şu an. Çok boktan oynadım. Oynadım. Çok boktan mı oynadınız? Kötü oynadım koridoru ya. Tintin bayağı. Bayağı kötü oynadım. Bayağı kötü oynadım. Yarın da diğer eski takımıma karşı oynuyorum. Onun için de heyecanlıyım biraz. Rakipte gene arkadaşlarım var. Şimdi yani bu kadar troll bir şey. Yarı canlı başladım koridoru. İçin yarı direkt başladım ya. Evet, çok trolledin ya. Aşırı trolledin. Normalde... Fıstık 25'e başladık zaten. Bence çok playinde geriye düşmen bir şey ifade etmiyor. Biz sana bir şeyler verebiliyorsak sonrasında tam geçti sarayla Herit'ler. Sadece şeyin farkına varmamız gerekiyor mesela. O... Kultur bak nasıl koşuyor? Supermassive! Şey diyor burada, koşuyorum diyor, koşuyorum! Nerede Absolut? Absolut şey diyor, Hasan kim var, Hasan diyor. Hasan kill var. Geldim ben. Hasan ruh var Hasan. Hasan da şey diyor, oyun çok az kill aldım abi. Ama ne yapacağımızı biliyoruz açıkçası. Onun için çalışıyoruz. Bakalım hayırlısı. Çok şey değil ya, iyi değil onun için. Ben mota yapmayayım. Ben bu üst sesi çıkartıyor abi. Abi atayım. Yazık abi abi, ona ne yapıyorsunuz ya? Kanka böyle bir şey yok. İşkence. Böyle bir şey yok. Rahat bırakın. Oğlum bu ne tek atladı ama. Tamam atlattı ya. Seni dışarı alabilir miymişiz? Teşekkür ederim. Şimdi... Yakalanan bir Mojito buraya kadar diyorsa yes. Paddle'la yakalandı arka tarafta, o da düştü. İki skor birden sayıza gitti. Zergsing ultisiyle beraber hasarı biraz emiyor ama en fazla bu kadar. 3 skor birden, bir de ejder. Mojito kaçmaya çalışıyor. Mojito yakalandı. Mojito'nun sıçrası da yok. Mojito 4 kişinin arasında düştü. Diğer tarafta Kreas, Baron Pit'in içerisinde Baron'dan hasar almaya devam ediyor. Kreas Baron düşecek mi? Evet. Ocağın çağrısı da geldi Luana'dan. Yalnız erimeye devam ediyor canlar Galatasaray tarafında. Luana ayakta kalan son isim, o da düşüyor. Yani gayet temiz bir galibiyet diyebiliriz aslında. Tabii tökezledikleri yerler oldu. Alt koridorda bir tane büyük takım savaşı kaybettiler. Ama bir noktadan sonra oldukça net bir şekilde oynadı Sup. Evet ve 32 dakikalık karşıda. Selam aleyküm kardeş. Bir tık ve dinlemeyerek gittim, o yüzden üzüldüm. Galatasaray maçından çıktık daha demin, kazandık. Adamlar aslında çok intlemişti maçı, yani böyle biz de clean düz oynasak oyunu, direkt clean bir şekilde bitirecektik oyunu. Fakat benim kafa bazı yerlerde bir tık bir uçtu gibi, o yüzden bir tık zora sokmuş olabilirim oyunu ama sonra takımca iyi oynadığımızı düşünüyorum açıkçası. Yani güzel bir galibiyet oldu bizim için. Biraz gördüğüm en kötü Hekar'ın gameplay'ini bugüne kadar oynadım. Ben de katılıyorum. İlk 5 dakika okuydu. 5 dakika. Sürekli herkes gününde olamıyor performans açısından. Yani bugün de bir tık benim öyle olduğumu düşünüyorum. Ama sürekli herkes birbirinin arkasını toparlıyor bir şekilde takımda. O yüzden yani güzel bir şey bu.
Abi botta attığın için iyi yani. Çıktı yol, ulti attım yanlış. Yani. Ya kimse de tutmadı. Kimse tutmadı sonra bir şeysi geldi. Atat ulti at. Flash'ı var, flash'ı var. Grace'e bak. Tamam çıkalım, çıkalım. Grace'e bak. Ben girdim. Girdim mecbur. Kumuz lazım. Ah öldüm beyler. Ah çıkmadım. Sükür Akne'nin gerekli işte. Niye sürekli birbirimize bir şey diyorsunuz? Biz böyleyiz demek, yapacak bir şey yok. Hasan bir dakika dur, kahkaha attı. Bütün kahkahası çıktı kameraya. Tamamını gösterdiler baştan sonra. 10 saniye senin burada gülüşünü izledik böyle. Ustadan veren bir botla. Botla CS alırken. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Yeni açılan mağazamızı ziyaret etmeyi unutmayın.